Madron'un bir kitabı vardır. İspanya İç Savaşı'nı anlattı. Oradaki bir sahneyi ben hiç unutmadım. Çocukken okudum. Bir albay, bir tür bizim Kemalist albaylara benzeyen bir albay. Ama yani e, demokrasi de istiyor. Bir de bir tabur komutanı bu albay. Bir de onun yardımcısı var. Bir komünist mühendis. Bunlar faşistlere karşı omuz omuza dövüşüyorlar, savaşıyorlar. Halbuki ne bileyim daha bir sene önce birbirlerine karşıydılar. Şimdi böyle yoğun büyük bir faşist atak altına girdiğinizde böyle bir sarlılarıyla karşılaştığınızda demokrasi ortaklığı etrafında buluşabiliriz. Kim olursa olsun milliyetçi, kemalist, solcu, Kürt, Türk, Alevi herkes. Yani bunun tek ortak yanı demok tamam kendi daha sonra kavga edeceğiz. Ama hukuka ve demokrasiye uyacağız dediğinizde biz AKP'den ayrılıyoruz. AKP'li olmayan herkes AKP'den ayrılıyor. Çünkü AKP demokrasi ve hukuk dışına çıktı. Ve eğer bu yolda giderse, eğer seçimleri de yaptırmazsa buradan gideceğimiz yer askeri darbedir. Yani bu mursileşme adımları bu kadar açık açık atarlarsa bizi götürdükleri yer felaket bir askeri darbedir. Ve bu sefer askeri darbe ne onları ne bizi hiçbirimizi yargılamaz. Daha ilk hepimizi öldürürler. Yani bizi götürmeye çalıştıkları yerler burada. AKP Davutoğlu da paçasını kurtaramaz. Yargılamazlar bu sefer. Yani Mısır'ı gördüler. Burada yargılamazlar. Demokratlarla beraber AKP yönetiminin hepsini temizlerler. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu Profesör Doktor öğlen saatlerinde ortak yayınımıza bağlandığında İpek Medya Grubu habercilik yapıyor olmasa bu saldırıyla karşılaşmazdı dedi. Belki şu son operasyonu bir cümle içerisinde en iyi anlatan ifadeydi. Bir de şu oldu gün içerisinde. Son derece sıradan, son derece soyut ve son derece basit bir tweet üzerine bir görevden alma oldu. Bunu nereye koyarsınız onu soracağım. Profesör Doktor Deniz Ülker'i boğan. İçinde ne İpek, ne Koza, ne Bugün TV, ne Kanal Türk, ne Gazete geçen, geçmeyen bir tweet attı. Demokrasi ona layık olanların ona sahip çıkanların hak ettiği bir rejimdir. Medyanın özgür olmadığı bir ortamda demokrasiden söz edilemez. Bu tweet üzerine devlet kanalındaki yorumculuk görevine son verildi. Bu bir hazımsızlık mıdır? Medyanın özgür olmadığı bir ortamda demokrasiden söz edilemez gibi evrensel bir beyanın altına herhalde imza atmayacak hiçbir demokrat yoktur. Hiçbir özgürlükçü Tarık, yoktur. No, normal bir ülkede yaşıyormuşuz gibi konuşuyorsun. Durum bu değil. Bunu nereye koyarsın? Şuraya koyarım. Mafya filmlerini seyredin ya. Ne olduğunu anlamak istiyorsanız mafya filmlerini seyredin. Herhangi bir mafya reisinin yanında birisinin böyle... Ya olmuyor demokrasi. buna tahammül ediyorlar mı? Çekip vuruyorlar. Durum buraya gidiyor. Bunu anlamakta neden zorlandığınızı ben anlamıyorum. Hukukun dışına çıktılar. Bugünkü iktidar hukukun dışına çıktı. Ve ya seçtikleri İçişleri Bakanı'na baksana zaten ne yapmak istedikleri seçtikleri İçişleri Bakanı'ndan belli. 17-25 ortada durduğu sürece o bantlar, o ses kayıtları ortada durduğu sürece o Cumhuriyet'in koyduğu bugün bugünün yaptığı haberler ortada durduğu sürece AKP iktidarı kendisinden olmayan herkesi düşman görür, herkesten kuşkulanır, ve herkesi susturmak ister. Korkuyorlar. Tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir korku içinde korkuyorlar. Yargılanmaktan korkuyorlar, hapsenden korkuyorlar, her şeyden korkuyorlar. Bu yaptıkları şey bir paniktir. 7 Haziran seçimlerinin ve sonrasındaki 3 ayın nasıl bir katkısı oldu bu sürece? Yani hepimiz biliyoruz. Hükümeti kurma meselesinde bir oyalama, koalisyon hükümeti kurma görevinin bir ay sonra tevdiği Hükümeti kurmakla görevlendirilen e, parti başkanının bir ay boyunca CHP'yi denediği, sonra tekrar başarılı olamadığı halde tekrar bir hükümeti kurma görevi, ben bu görevi istemiyorum dediği halde zarf giden e, muhalefet vekilleri ve 3 mektupla karıştırılan 3 parti. Bunların hepsi gazete başlıklarından toparlayarak söyledim. E, 7 Haziran seçim sonuçlarını ve sonrasındaki 3 <laughs> ayı e, bir sonuç olarak görür müsünüz? Bugünkü olayı bir sonuç olarak görür müsünüz? Ben daha önce ya yazdım ya bir yerde söyledim. Bir boks maçında bir boksörün en korkunç anı hangisidir biliyor musun? En kuvvetli yumruğunu vurup da rakibini yıkamadığı an bir boksör için felakettir. O maçı kazanma ihtimali yoktur ve çok kötü dayak yiyecektir. Tayyip Erdoğan 7 Haziran'dan önce ve sonra kendine göre en kuvvetli yumruğunu kullandı. 7 Haziran'dan önce din, dine sığındı. Elinde Kur'an-ı Kerim'li Kürtçe gitti dolaştı. Cevap olarak buralarda bir daha dolaşma geldi Kürtlerden. Kürtler bu din kandırmacısını kabul etmediler ve oylarını vermediler. Bu en kuvvetli silahını kullandığı halde o oyu alamadığı için çok şaşırdı. Seçimlerden sonra bildiği ikinci en büyük yumruğunu koydu. Milliyetçilik. Gidip PKK ile savaş çıkarttı. IŞİD'le savaşıyorum diye başladı. Yani kendisi de çıkarttı savaşın haksızlığını biliyor çünkü. Nasıl başladı savaş? Biz IŞİD'i bombalıyoruz diye başladı. Üç tane oraya attıktan sonra PKK'ya saldırdılar. Niye? Çünkü bu savaş yükseldiğinde milliyetçilik yükselecek. Türkler ve Kürtler de ahmak. Erdoğan da çok akıllı olduğu için. Hep beraber diyeceğiz ki ha Kürtler çok kötü ya da Türkler çok kötü. Hadi birbirimizi öldürelim ve Erdoğan'a hayran olalım. Ama ne Türkler ne de Kürtler Erdoğan'ın zannettiği kadar aptal değil. Bu oyunu anladılar. Bu oyunu anladıkları şehit cenazelerinden ve kamuoyu yoklamalarından görüyoruz. Milliyetçilik umrunda tutmadı. Erdoğan'ın oy almak için bildiği iki yumruk. Daha önce oy almak için vaatleri vardı. Sözleri vardı. Projeleri vardı. Avrupa Birliği gibi çok büyük bir hayal vardı. Erdoğan'ın bir hayali yok. Bir fikri yok. Bir vaadi yok. Bir projesi yok. Sadece bir takıntısı var. Başkan olmak istiyor. O takıntında nedeni yargıdan kurtulmak ve etrafındaki herkesi kurtarmak. Bu takıntı için bir politika düzenliyor. Burada da iki tane kuvvetli yumru var. İkisi nedeni de, ikisi de boşa gitti. Halk o yumruklarla gerilemedi, yıkılmadı. Bu panikle şimdi gittikçe daha şiddete doğru gidiyor. Bugünkü baskın hukuki bir şiddet, devlet şiddeti. Daha doğrusu hukuksuz bir devlet şiddeti. Çünkü panik içinde, Milliyetçilik yumruğu da işlemiyor, din yumruğu da işlemiyor. Herkes bunları Erdoğan'ın yaptığını biliyor. Şehit cenazelerinde o ağlayan kadınları, o bağıran erkekleri görüyoruz. O yarbayı gördük. Adam çok doğru bir soru sordu. Neden daha önce çözüm diyordunuz da şimdi birden savaş çıktı? Çünkü Erdoğan'ın partisi oy kaybetti. Erdoğan başkan olamıyor. Erdoğan başkan olamıyorsa çocuklar ölsün. Ve hangi çocuklar ölsün? Yoksul çocuklar ölsün. Bunu insanlar kabul etmez. Burada ahmaklar yaşamıyor.